Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve saygıdeğer eşi Emine Erdoğan hanımefendi. AK Parti'de yönetimin belirlendiği 6. olan kongre Ankara'da spor salonunda başladı. Türkiye'nin birçok kentinden gelen partililer ellerinde bayrakları ile salonu doldururken çok sayıda partili ise salon dışında kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 6. olan büyük kongresi öncesi otobüs üstünde halka hitap etti. Şu anda partimiz 17 yaşında. Genç, dinamik ve geleceğe çok daha iyi hazırlanan bir parti olarak Türkiye'ye, dünyaya en büyük mesajları bugün tekrar veriyoruz. Yok suymuş, yok buymuş, yok dolarmış, yok böyle bir şey. Onların dolarları varsa bizim Allah'ımız var. Kongrenin yapıldığı salona eşi Emine Erdoğan ile birlikte AK Parti'nin seçim şarkısı Dönmem Geri ile giren Cumhurbaşkanı Erdoğan coşkulu kalabalığı selamladı. Suskun dünyanın hür sesidir o. Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi, Saadet Parti, ANAP temsilcilerinin bulunduğu kongrede çok sayıda yabancı davetli de yerini aldı. Divan Başkanlığı'nı Mehmet Ali Şahin'in yaptığı kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi hayatını anlatan bir film izletildi. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, AK Parti kağıt üzerinde 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulmuş bir partidir diyerek sözlerine başladı. AK Parti'nin ne olduğunu anlayabilmek için önce medeniyetimize ve tarihimize vakıf olmak gerekir. AK Parti başlangıçtır. Hazreti Adem'in dünyaya gelmesiyle başlayan imtihanımızın takipçisidir. Velhasıl AK Parti Türkiye'dir. Erdoğan salonda yaptığı konuşmada 16 yıldır ortaya çıkan onca sıkıntıya, engele ve tuzağa inançla karşı koyduklarını belirtti. Milletimizle birlikte 16 yıldır karşımıza çıkan onca sıkıntıya, önümüze konan onca engele, kurulan onca sinsi tuzağa, yapılan onca saldırıya işte bu inançla karşı koyduk ve zafere ulaştık. 15 Temmuz destanını işte bu hissiyatla verdiğimiz mücadele sayesinde kazandık. Bugün de birileri bizi güya ekonomiyle, yaptırımla, kurla, dövizle, faizle, enflasyonla tehdit ediyor. Biz de onlara diyoruz ki oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz. Milletimizin birliği, beraberliği güçlendikçe Türkiye'nin gücü arttı, imkanları genişledi. Tabii aynı zamanda husumetler de çoğaldı. Dışarıdan kurdukları tuzaklar yetmedi. İçerideki ihanet odaklarını da harekete geçirdiler. Sokak darbesi yapmaya kalktılar. Yargı emniyet darbesi yapmaya kalktılar. Kuru, dövizi, faizi kullanarak ekonomik darbe yapmaya kalktılar. Recep Tayyip Erdoğan, buradan bir kez daha haykırıyoruz. Başaramayacaksınız, milletimizi bölemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz dedi. Buradan bir kez daha haykırıyoruz. Başaramayacaksınız, milletimizi bölemeyeceksiniz, ezanlarımızı susturamayacaksınız. AK Parti tüzüğünde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum için değişiklikler yapıldı. Partinin en üst düzey karar alma organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri de seçildi. AK Parti 6. olan kongresi Millet Bir Hedef Bir sloganı ile toplandı. Kongre öncesi AK Parti'nin üye sayısı da netleşti. Güncellenen üye sayısına göre partiye yaklaşık 1 milyon daha yeni üye katılarak 10 milyon 719 bini geçerek rekor kırdı. Bu süreçte 291 bin kişinin de kaydı silindi. AK Parti'nin yeni Merkez Karar Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu belli oldu. Buna göre 50 kişilik MKYK listesinde 15 kadın 29 yeni üye yer aldı. İsimler arasında eski Kalkınma Bakanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan da yer aldı. Bugün gerçekten bizim için mutlu bir gün, huzurlu bir gün.